Yani Türkiye ve IŞİD mevzu ele alındığında birçok dava, birçok konu devesleri kapsamında. Yani resmi olarak çok fazla şeye ulaşamıyoruz. Yani şu anda kaç tane mahkeme var? IŞİD ana dava denilen mevzuda çok fazla insan tutuklu olmadığını biliyoruz ama kaç tane dava var IŞİD'le ilgili devam eden? Ama her zaman dünyada, Avrupa'da, Türkiye'nin dışında hemen hemen her yerde Türkiye'nin IŞİD açısından önemli bir ülke olduğu tartışılıyor. Yani ben de bu anlamda biraz Türkiye'de IŞİD ne yapıyor? Oradaki potansiyel ne? Niye bu kadar hani her zaman IŞİD konuşulduğunda Türkiye bir şekilde bu işin içine dahil diye ona bakmak istedim. Yazıda da biraz öyle. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde, Kilis, Antep, Konya, İstanbul, Ankara birden fazla yerinde IŞİD hücreler olarak örgütlenmiş durumda. Ve hani çok fazla insan, en az Türkiye'den 10 bin kişinin IŞİD'e gittiği tartışılıyor. Yani bütün Batı ülkelerinden, Avrupa diyelim, Avrupa ve Batı ülkelerinden 30 bin kişi olduğu söyleniyor bu sayının. İşte 200'le 300'e yakınını belki de hani 100'le 300 arasında spekülasyonlar var. Amerika'dan olduğu söyleniyor. Bunun sadece 10 bini Türkiye'den Bu gitmiş. rakamlar kimlerin rakamları? Rakamlar genel olarak işte bağımsız kuruluşların diyelim, istihbarat örgütlerinin özellikle bir takım hani İngiltere merkezli kuruluşlar var, radikalizasyon üzerine çalışıyorlar ve tabii ki istihbarat örgütlerinin daha fazla kayıtları altında olanlar. Dünyada dediğim gibi çok açık tartışılıyor aslında, herkes bu konuda müdahil ama Türkiye'ye gelecek olursak yani çok fazla mevzuyu dağıtmadan mesela Türkiye'de birkaç hücre var, çok IŞİD açısından da çok önemli. Yani stratejik şey buradan başlıyor. Mesela Antep hücresi Türkiye'deki hiyerarşinin en üstünde olan bir hücre olarak bahsediliyor. Yazıda da söylemiştim. 4 tane mahalle IŞİD'in denetimi altında olduğu düşünülüyor. Bu aktarma Batı'dan Suriye'ye giden savaşçıların o sınır üzerinden aktarılması, yine Suriye'den cepheden dönen savaşçıların o hat üzerinden Avrupa'ya gidecekleri yere aktarılması konusunda çok önemli bir yeri var Antep hücresinin. Mesela Türkiye'de IŞİD'in çok önemli emirleri var. Yine bu Kilis, Elbeyli'de üstlenmiş sınır emiri denilen mesela İlhan Balı isimli biri var. Ve çok IŞİD açısından da önemli bir figür. Sınır geçişlerini sağlıyor. Burada kaçakçılık, tarih eser kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve de çok trajik olarak Şengal'de Yezidi kadınlarının seks kölesi olarak internet üzerinden ve açık pazarlarda da diyelim satışının koordine edilmesi konusunda bu İlhami Bal'ın önemli bir rolü olduğunu söyleniyor. Ve yine diğer hücrelerin lojistik ihtiyaçlarını Antep hücresi temin ediyor deniliyor. Yine Adıyaman hücresi var. Adıyaman hücresini şeyden duyduk daha önce. Suruç ve Ankara eylemlerini yapanların dahil olduğu hücre olarak duyduk. Otonom bir hücre olarak biliniyor. Biraz daha bağımsız hareket ettiği konusunda bir görüş birliği var araştırmacılar arasında. Liderleri var Mustafa Dokumacı. Dokumacılar diye duyduk çok fazla. Liderlerin ve evet şeyde Adıyaman hücresinin en bildiğimiz şeyi de HDP'nin Diyarbakır mitingine bomba yerleştiren kişinin Adıyaman hücresine dahil olduğu ve yine bu işi organize eden kişinin Ahmet Korkmaz'ın şu anda YPG'nin elinde olduğu söyleniyor. O Adıyaman hücresine dahil. Bir çay ocağında örgütleniyorlar. Kamuya çok açık, öyle illegal, gizli, herhangi bir şey değil. Ve mesela karşılaştırma yapmak gerekirse, mesela Avrupa'da herhangi bir IŞİD militanı yakalandığında, Brüksel'de bir kişi yakalandı, Paris'te havaalanında bir kişi yakalandığında bütün dünya basını alarm halinde geçiyor. Bir kişi üzerinden hani tehlikenin büyüklüğü konusunda bir fotoğraf ortaya çıkabiliyor. Ama mesela Türkiye'de bugün sabah haberlerde dinlemiş olabilirsiniz. Konya'da polis 40 eve baskın yaptı. Biçimde bir haber verdi. Yani istenildiğinde 40 eve baskın yapılabilecek kadar bir potansiyel var ve biliniyor. Mesela düşünsenize Paris'te mesela polis 40 eve baskın yapsa herhalde Fransızlar uzun dönem korkudan uyuyamazlar. Ama bizde böyle bir haber başlığı olarak geçiyor, gidiyor. Ve çok önemli olan yine Ankara'da örgütlüler. Hacı Bayram'da ve Sincan'da. Burada Kafkasyalı Çeçen cihatçıların sınırı geçişi konusunda Ankara hücresinin etkili olduğu söyleniyor. İstanbul'da dernekler üzerinden örgütleniyorlar. Esenler, Fatih, Ümraniye, Tuzla gibi yerlerde. Çeçen ve benzeri grupları daha çok örgütlemeyi hedef alıyorlar. Bingöl çok önemli IŞİD açısından. İslah Derdi diye bir dernek var. Orada örgütleniyorlar.